Arda Özgür'e. Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı görüyorum. Biraz heyecanlıyım, evet. Kendini tanıt bize. Tabii, Arda Özgüler ismim. Endüstri mühendisiyim. Ankara'da yüksek lisansımı tamamladım 2 hafta önce. Aslen İzmirliyim. İzmir'den katılıyorum. Kimlerle geldin? Yüksek lisanstan 2 tane arkadaşımla geldim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Begüm Yetkin ben. Arda'nın yüksek lisanstan arkadaşıyım. Umarım buradan hedeflediği ödülle ayrılır. Ki yapabileceğine de inanıyorum. Başarılar, bol şanslar diliyorum. Sağ olun. Selçuk Bey merhabalar. Merhaba. Tuğçe ben. Ben de Arda'nın Ankara'dan yüksek lisansan arkadaşıyım. Kendisine güveniyoruz, yapabileceğine inanıyoruz. İyi şanslar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Aile ne iş yapıyor? Babam doktor. Annem de dil bilimci ama kendi mesleğini yapmıyor. Son 25 yıldır o da özel bir şirkette çalışıyor. Annem İzmir'de, babam Ankara'da görev yapıyor. Hazır mısın Arda? Hazırım. Yarışma başlıyor, başarılar dilerim. Bir yere etraflıca dolaşmak, aramak anlamında kullanılan sözde hangi ikisinin adı geçer? A. Kazan kepçe, B. Tencere kapak, C. Kazma kürek, D. Kapı bacağı. A. Kazan kepçe, son kararım. İkinci sorumuz. Hangisiyle ilgili eğitimin ilki babalar ve erkek çocukları arasındaki önemli bir ritüeldir? A. Kravat bağlama, B. Mangal yakma, C. Ayakkabı boyama, D. Gömlek ütüleme. A ile B arasında kaldım ama A. Kravat bağlama son kararım. Mangal yakma aklına takıldı. Yani o da babamla yapmaktan hoşlandığım bir şey. Belki o da bir ritüel olarak görülebilir diye düşündüm. İlk onu mu yaptınız kravatla? Yok, ilk kravat bağladım ama doğru diyorsunuz. İlk baraj geçildi Arda, 1000 lira kazandın. Üçüncü sorumuz geliyor. Arap İngiliz kırması özellikle hangi hayvanın ırkından bahsederken kullanılan bir sözdür? A. Tazı, B. At, C. Köpek, D. Boğa. B. At, son kararım. Dördüncü sorudayız. DCG kısaltması hangi ulaşım araçlarının isimlerinin önüne gelir? A. Uçak, B. Tren, C. Gemi, D. Otobüs. Emin olmak istiyorum. Seyircilere soralım bu soruyu. Sevgili seyirciler, TCG kısaltması hangi ulaşım araçlarının isimlerinin önüne gelir? A. Uçak, B. Tren, C. Gemi, D. Otobüs. 10 saniyemiz var. Seyircilerimiz C. 166 oranında gemi demiş Arda. Aklıma gelen gemi değildi aslında. O yüzden emin olamadım. Telefon joker hakkımı da kullanayım ben. Peki, Arda Özgüler telefon joker hakkını kullanacak. Listesine bakıyoruz. Nejat Kenan Özgüler, Cenk Eren, Ayberk Erkay. Nejat Kenan Özgüler, babam. Babamı arayalım. Peki. Ne iş yapıyor? Necati. Doktor, pratisyen hekim. Pratisyen. Evet. Alo Necat Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Selçuk Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, yarışmadasınız herhalde. Evet, yarışmadayız, oğlunuzla yarışıyoruz. Oğlumla birlikte, evet. Arda şimdi size bir soru soracak, hazır mısınız? Tamam, hazırım. Hadi Arda. Baba, Trabzon Ceyhan Giresun, TCG kısaltması. Hangi ulaşım araçlarının isimlerinin önüne gelir?
deniz araçlarının, deniz kuvvetlerinin. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim oğlum. C'ye gemi son karar. Türkiye Cumhuriyeti gemisi. Evet. Seyircilerimiz de söyledi ama. Evet, teşekkür ederim. %67 oranında söylediler hem de. İki tane jokerin gitti artık. Evet, güvenmedin seyircilerimize. Güvenmedin. Hani %35 falan filan olsa anlayacağım ama evet. Tabii ki bazen öyle yanlışlıklar da oluyor ama jokerin gitmeyecekti. Beşinci soru geliyor. Bir işten iki tarafın da karlı çıkması anlamında kullanılan söz hangisidir? A. Win-win. B. Think tank. C. Feedback. D. Innovation. A. Win-win. Son karar. Altıncı sorumuz. Sudoku bulmacasında oyunun kareleri üzerine birden kaça kadar sayılar yerleştirilir? A6, B9, C12, D15. B9 son kararım. Arada geldik baraj sorusuna. Evet. Üstelik de sesli bir soru. Dinliyoruz. Şarkıyı geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden hangi blues gitaristi seslendirmektedir? A. Chick Corea. B. Ray Charles. C. B.B. King. D. Jimi Hendrix. Niye daha önce söylemedin? Tam ikisi arasında kalmıştım zaten. Emin olamadım. Aslında belki de çok net bilmem gereken bir soru ama. Jimi Hendrix 70'lerde oldu. Evet. 71 yılında evet. Oldu. Jokerler gitti ama barajı geçtin. Kutlarım, 15 lira kazandın. Çift cevap hakkın geldi. Evet. Jokerin oldu. Ne yapacaksın parayı? Şöyle biraz daha yüksek rakamlara çıkarsam en büyük hayalim annemle babamın bir daha çalışmamasını garanti edip onları bir dünya turuna yollamak istiyorum. Ne güzel. Ondan sonra da yine kendi eğitimime biraz daha para harcayıp belki kendi işimi de ileride yapabilirim biraz tecrübe kazandıktan sonra. İnşallah. İnşallah. 30 bin soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Yarbas Agnelli adlı bir müzisyen fotoğrafını çektiği hangi görüntüleri notalara dönüştürerek müzik parçaları bestelemiştir? A. Tellerdeki kuşlar. B. Gece ışığı yanan pencereler. C. Göle dökülen yapraklar. D. Kolundaki benler. Bilgim olan bir soru değil maalesef. Aslında tam gelmek istediğim yere geldim. Bundan sonra keyif alarak yarışırım diyordum ama şu aşamada riske etmekten öteye geçmez yapacağım hareket. Çift cevap joker hakkımı kullanayım. Peki Arda Özgüler, önce hangisini söyleyeceksin? D şıkkını söyleyeyim önce. Kolumdaki benler. Emin misin? Emin değilim ama son kararım. A'la B arasında çok gidip geldim ama A tellerdeki kuşlar ikinci cevabı. Emin misin? Emin değilim ama yine son karar. Ya. Bereketli toprakları sebebiyle tarihte Romalı coğrafyacıların Mutlu Arabistan adını verdikleri ülke hangisidir? A. Lübnan. B. Kuveyt. C. Katar. D. Yemen. R-
Romalı coğrafyaların, coğrafyacıların adını verdiğini düşünürsek eğer biraz daraltabilirim gibi düşünüyorum seçenekleri ama. Roma geniş bir imparatorluk. Evet, çok geniş bir imparatorluk. Ben risk etmek istemiyorum Selçuk Bey. Çekilmem daha mantıklı bir karar olacak benim için şu anda. Emin misin? Eminim. Son karar. Son karar. Arda Özgüler, cevap verseydin de söyleyeceksin. Sanırım B Kuveyt derdim. Yemenmiş. Güle güle Arda. Teşekkür ederim. Teşekkürler.